Soru 1. Bir sütun grafiği verilmiş arkadaşlar. Bir şirketin kar yüzdelerini ilk 5 aydaki kar yüzdeleri verilmiş. Buna göre ortalama karı demiş. Bakın ne yapacağız? İlk aydaki 40'tı, ikinci aydaki 30, üçüncü ayda 50, dördüncü ayda 60, beşinci ayda 50 kar etmiş. Toplam 5 ay vardı. Bunu 5'e bölersek 230 bölü 5'ten cevap %46, yani Ceyhan gelir. Benzinle çalışan iki testere birer depo benzinle sırasıyla 60 saat ve 90 saat çalışmaktaymış arkadaşlar. Satıcının elinde iki depo benzin bulunuyormuş. Şimdi iki makine aynı anda çalıştırılıp aynı anda kapatılacakmış. Satıcının elinde iki depo benzin bulunuyormuş arkadaşlar. Biri bir depo benzinle 60 saat, öbürü bir depo benzinle 90 saat çalışıyormuş. Buna göre verilen şartlarda en fazla kaç saat çalışabilir diyor arkadaşlar. Şimdi biz bir depo benzine V litre desek arkadaşlar, 60 saat çalıştığına göre 1 saatte bu V bölü 60 litre harcar, öbürü 1 saatte V bölü 90 litre harcar arkadaşlar. Yani ikisinin birer saatte harcadığı benzin miktarları bu kadardır. En fazla kaç saat çalıştırabiliyordu? X saat çalışsa o zaman bu X çarpı V bölü 60 litre, öbürü de X çarpı V bölü 90 litre harcayacak. Bu toplam arkadaşlar bakın 2 depo benzine karşılık gelecek. Biz 1 depoyu V litre kabul etmiştik. O zaman 2 depo 2V olacak. Bakın buradan V'leri sadeleştirip şurada 3 ve 2 ile payda eşitlediğimizde 3x bölü 180 artı 2x bölü 180 eşittir 2'den, 5x eşittir 360'dan, x eşittir 72 saat, yani Ceyhan gelecek. Evet, soru 3. Yine bir sütun grafiği verilmiş arkadaşlar. Fizik kimya biyoloji derslerinden aldığı notlar gösterilmiş. Hangi fizik kimya bölümü dersindeki notların düşüş yüzdesi sorulmuş arkadaşlar. Bakın fizikten 80 iken 60 almış, yani 20 düşmüş. İlk notu 80'di. 20 bölü 80. Bu da arkadaşlar 1 bölü 4'ten %25'e karşılık gelir. Kimyaya bakalım. 60'dan 45'e düşmüş, yani 15'lik azalış var. İlk notu 60'tı. 15, 60 bu da 1 bölü 4'tür. Bu da %25'e karşılık gelir. Biyolojiye bakıyoruz. 40'tan 30'a düşmüş arkadaşlar. Yani 10 puan azalmış. İlk notu 40'tı. 10 bölü 40'tan. Bu da 1 bölü 4'ten. Bu da %25 oluyor arkadaşlar. Yani düşüş yüzdeleri hepsinde %25'tir. Doğru cevap A'da. Evet arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Saat 15.00'da havaalanından olmayı planlayan Arda belirlediği bir saatte evden saatte 60 km hızla çıkarsa yarım saat erken varıyor. Belirlediği saatten 1 saat geç çıkar ve saatte 90 km hızla giderse tam zamanda varıyor. Buna göre Arda planladığı saatte havaalanında olabilmesi için belirlediği saatte evde saatte kaç kilometre hızla çıkmalıdır? Şimdi arkadaşlar şurası A ve B, 1-2 şehir arasındaki uzaklıktır diyelim ve X diyelim mesela. T sürede de gideceğini varsayalım. Şimdi arkadaşlar 60 km hızla giderse yarım saat erken varıyor. Yani T saatte gidecekti. TX'i 1 bölü 2. 90 km hızla giderse 1 saat erken çıkıp zamanda vardığına göre arkadaşlar buraya demek ki gitmesi gereken yeri 1 saat erken gidiyor. Denklemimizi bu şekilde kurmuş olabiliriz. Şimdi 30'la sadeleştirdiğimizde buradan 2, 30'la sadeleştirdiğimizde buradan ne gelecek arkadaşlar? 3 gelecek. Dağıtıyorum. 2T eksi 1 eşittir 3T eksi 3 olarak bunu bulmuş olacağız. Bunu buraya attığımızda arkadaşlar T'miz buradan ne çıkıyor? 2. Şöyle yazmış olalım. Herhangi bir yerde götürüp yerine yazdığımızda arkadaşlar T'yi burada yerine yazıyorum. 1, 90. Demek ki bu X dediğimiz yer arkadaşlar 90 km hızlı 90 km'lik bir yerdir ve 2 saatte gidecektir. Demek ki arkadaşlar zamanla varabilmesi için ne olması gerekiyor? 90 eşittir V çarpı hızına V demiş olalım. Çarpı 2. V'si de buradan 45 olarak bulacağız. Doğru yanıt Bursa seçeneğidir diyoruz.
Soru 5. Evet, şurada bir tablo verilmiş. İşte Ahmet, Burhan, Cemal'in mağazadan aldıkları gofret, bisküvi, şeker sayıları gösterilmiş arkadaşlar. Bu alışverişte en az parayı Cemal, en çok parayı Ahmet ödemiş. Şimdi gofretin tanesine X, bisküviye Y, şekere Z dersek arkadaşlar. Ahmet X artı 2Y artı Z lira öder. Burhan 2X artı Y artı Z lira öder. Cemal de arkadaşlar X artı Y artı 2Z öder. Şimdi en az parayı Cemal. O zaman ne diyeceğiz? X artı Y artı 2Z küçüktür. En çok parayı da Ahmet ödediğine göre demek ki Burhan ortada olacak arkadaşlar. Yani 2X artı Y artı Z. Bir de X artı Y artı 2Z. Ahmet'ten de küçük olacak. Yani X artı 2Y artı Z'den. Bakın buradan Z 1 kalacak. Y gidecek. X'i bu tarafa attığımız zaman Z X'ten küçük gelecek arkadaşlar. Buradan da X'ler gidecek. Z'yi bu tarafa attığımız zaman Z de Y'den küçük kalacak arkadaşlar. Bir de sonuçta Burhan 2 de Ahmet'ten küçük olacağı için 2X artı Y artı Z X artı 2Y artı Z'den küçük olacak. Bakın buradan da Z'ler gidecek. X'i bu tarafa attığımızda, Y'yi de bu tarafa attığımızda X de Y'den küçük olacak arkadaşlar. Şimdi Z X'den küçük. X Y'den küçük. Demek ki sıralama Z küçük, X küçük, Y olacak. Ya da büyükten küçüğe yaparsak Y büyük, X büyük, Z olacak arkadaşlar. Yani doğru cevap Ceyhan gelecek. Soru 6. Evet, farklı boylardaki tahta parçalarının yanma süreleri verilmiş. Bakın ABC tahta parçalarının yanma süreleri şöyle yazalım. 12, 30 ve 50 dakikaymış arkadaşlar. Şimdi bunlar yan yana yapıştırılmış. Buna göre demiş. Aşağıda bir takım bilgiler vermiş. Bakın şimdi 12 dakika süre geçtiğinde A'nın tamamı yanmış olacak arkadaşlar. Ama C hala yanmaya devam edecek. B 30 dakikada yanıyordu. O zaman B 12 artı 30. Bakın 42 dakika yanacak. Ve B de gidecek. Ve C de arkadaşlar dikkat edin 42 dakikalık kısmı yanmış olacak. Geriye C'nin 8 dakikalık kısmı kalacak arkadaşlar. Ama bu sefer dikkat edin her iki taraftan yanmaya başladığı için o zaman 8 dakikada yanmayacak da her iki taraftan yandığı için arkadaşlar bu aralık aslında 4 dakikada yanmış olacak. O zaman buradan 42, buradan da 4 dakika dediğimiz zaman toplam yanma süresi arkadaşlar 46 dakika olacak. Bakın o da ikinci şıkta verilmiş zaten. Birincisi otomatikman yanlış oluyor. Bakın biri eleyip 2'nin olmadığı şıkları da elersek B ve D şıkları kalır arkadaşlar. B ve C tahtaları yer değiştirdiğinde yanma süresi değişir demiş. Bakalım arkadaşlar. Bakın A 12 idi. C'yi buraya aldık 50. B'yi de buraya aldık 30. Şimdi bakın 12 dakikada burası yandı. Ondan sonra buranın da 12 dakikalık kısmı yanmış oldu arkadaşlar. Buradan 12 dakikalık kısmı gitti. Buradan 18 dakikalık kısmı geldi. 18 dakika daha buradan yandığında arkadaşlar buranın 18 dakikalık kısmı gidecek. Yani 30 dakikalık bir yanma süresi var. Burasına 32 kalacak. 32 her iki taraftan yangın başladığı için aslında 32 dakika değil de yarısı 16 dakikada yazılacak. 30 ile 16'yı topladığımızda süre aynı kalacak arkadaşlar. O yüzden değişir demiş. Değişmez. Yani 3 yanlış. Doğru cevap Denizli gelecek arkadaşlar. Dördüncü şıkkı da siz deneyebilirsiniz. Soru 7. Dairesel grafik verilmiş. Bakın sanayinin merkez açısı 200, resmi kurumun merkez açısı 70, ev ticarethanenin 30 ve toplamı 360 yapacağı için restoranda 60 derece kadar arkadaşlar. Tümünü 360 derece olarak düşündük. Restoran 60 dereceye karşılık geldiğinde oranı arkadaşlar 1 bölü 6 olur. Yani doğru cevap Edirne. Evet, soru 8. Şimdi
Takım elbiseler etiket fiyatı üzerinden %30 indirim yapılmış. Arkadaşlar 100x ise indirimli fiyatı, bakın 100x'in %30'u 30x'tir. İndirimli fiyatı 70x olur. Ceketleri de 100y dersek, %60 indirirseniz 60y düşürdüğünüzde 40y olur arkadaşlar. Bir takım elbisenin etiket fiyatının, yani 100x'in ceketin etiket fiyatından 200 lira fazla olduğu söylenmiş. Yani 100y artı 200. Bakın buradan 100'e sadeleştirirseniz x eşittir y artı 2 gelir. Bir takım elbisenin indirimli fiyatı, yani 70x, ceketin indirimli fiyatından, yani 40y'den de 260 lira fazlaymış arkadaşlar. Bunu ekledik. Bakın sıfırları sadeleştirirsek 7x eşittir 4y artı 26 gelir. X gördüğümüz yere y artı 2 yazalım arkadaşlar. 7 çarpı y artı 2, 7y artı 14, 4y artı 26'dan, 3y 12'den, y 4 gelir arkadaşlar. Bir takım elbisenin etiket fiyatı y 4 ise x 6'dır. Takım elbisenin etiket fiyatı 100x'ti. Yani cevap 600 Adana gelir. Evet, soru 9. Bir kuru yemiş firması kilosu 10 lira olan 20 ton fındık ile kilosu 17 lira olan 30 ton fıstığı ayrı ayrı satmak yerine karıştırarak kilosu 15 liradan satmıştır diyor. Şimdi ayrı ayrı satsaydı, bakın kilosu 10 lira. Şimdi 20 ton, 20 ton fındık kaç kilodur? 20 çarpı 10 üzeri 3 kilodur. Kilosu 10 liraysa bundan bu kadar elde eder. Artı kilosu 17 TL olan 30 ton fıstık, o da 10 üzeri 3. Ayrı ayrı satsaydı arkadaşlar, bakın 10 üzeri 3 parantezini aldığımızda 510 artı 200'den 710 çarpı 10'un kübü elde eder. Karıştırıp kilosunu 15 TL'den satsaydı arkadaşlar, bakın elinde kaç ton olacak? 20 artı 30, 50 ton olacaktı. Bu da 50 çarpı 10 üzeri 3 demek. Bu da arkadaşlar bakın 750 çarpı 10 üzeri 3 demek. Bu bundan ne kadar fazladır diyor. 10 üzeri 3 parantezini alıp çıkartırsak 10 üzeri 3 çarpı 750'den 710'u çıkarın 40'tır. Yani arkadaşlar 40'ın yanına 3 tane 0 eklediğinizde 40 bin lira fazla olmuş olur. Doğru cevap Denizli. Evet, soru 10. Bir miktar bilye bir grup çocuğa paylaştırılacaktır demiş arkadaşlar. Şimdi bir miktar bilye x olsun, bir grup çocuk y olsun. Şimdi bu bilyeler 4 tane fazla olsaydı, x artı 4 bölü y ya da 7 tane eksik olsaydı, x eksi y bölü y, bilyeler hiç artmayacak biçimde eşit olarak paylaştırılabilecekmiş arkadaşlar. Yani bu x artı 4 bölü y ile x eksi 7 bölü y'nin birer tam sayı olduğunu söylüyor arkadaşlar bize. O zaman mesela şimdi biz buna a desek, buna b desek, buradan x artı 4, y çarpı a, x eksi 7, y çarpı b gelir arkadaşlar. Bunu da taraf tarafa çıkardığımız zaman y çarpı a eksi b 11 olur. Buradan arkadaşlar bakın y birer tam sayıydı, çocuk sayısı, ve a eksi b tam sayı. Demek ki burada y'nin aslında 11 olması gerektiğini görürüz arkadaşlar. Demek ki çocuk sayısını 11 alırsak x artı 4 bölü 11 ile x eksi 7 bölü 11'i ne olması lazım? Tam sayı olması lazım. Bakın bunu şıklardan gidersek arkadaşlar, mesela 131 aldık. 131'e 4 eklersin, 135 bölü 11 tam sayı yapmaz. 139'a bakalım. 139'a 4 ekleyin, 143 bölü 11 13 yapar arkadaşlar. Bir de buna bakalım. 139'dan 7 çıkarıp 11'e bölersek 132 bölü 11'de 12 yapar. Tam sayıdır. O yüzden bilyelerin sayısı en az 139 Bursa gelir. Evet, son soru 11. Bir A doğal sayısından başlayıp B ile sona eren çift sayılar dizilişinin terim sayısı A'dır demiş. A sayısından başlayıp üçer üçer artan sayı dizilişi de B ile bitiyormuş arkadaşlar. Burada da terim sayısı B'ymiş. A'yı 10 vermiş arkadaşlar. Buna göre B
kaçtır demiş. Şimdi bunu şöyle düşünelim arkadaşlar. A doğal sayısından başlayıp B ile son eden çift sayılar dizisi için terim sayısı. Yani 10 tane terim varmış. İşte burası 2n. 2n çarpı 2. 2n çarpı ne olacak arkadaşlar? Bakın 2n çarpı 1. 10 tane terim olması için 2n çarpı 10 gelecek. Yani A dediğimiz sayı 2n, B dediğimiz sayı 20n olacak arkadaşlar. A doğal sayısından başlayıp üçer üçer artan sayı dizilişi de B ile bitmektedir diyor arkadaşlar. Yani 2n arkadaşlar şurayı yanlış aldık. Hemen düzeltelim. Şimdi ilk terim 2n, ikişer ikişer artacak arkadaşlar. Biz orada 2'nin katları olarak aldık. Hata yaptık. Düzeltiyoruz. 2n artı 2, 2n artı 4, nokta nokta. Bakın 2n çarpı 1, 2n çarpı bu 2 çarpı 2, 1 çarpı 2, 10 terim olması için o zaman 2n artı 2 çarpı 9'da buranın 18 olması gerekiyor arkadaşlar. O zaman burası A, burası B'dir arkadaşlar. Şimdi 3'er 3'er arttırdığımızda da yine B ile bitiyormuş. Yani 2n, bakın 2n artı 3, 2n artı 6, 2n artı 9, 2n artı 12, 2n artı 15 ve 2n artı 18'i yakaladım. Çünkü B 2n artı 18'di. Bakıyorum arkadaşlar 3, 4, 5, 6, 7 tane terim oluyor. Demek ki B de 7'ymiş. Doğru cevap adam. Evet, soru 12. Aşağıdaki tabloda X ve Y yıllarında dolar ve euronun TL karşılıklarını göstermekteymiş arkadaşlar. Onur Bey diyor 30.000 TL parasıyla X yılında dolar alıp diyor arkadaşlar. Hemen ne kadar dolar aldığını bulalım. Bakın X yılında dolar 5 TL'ymiş. O zaman bu 30.000'i 5'e bölersek bu 6.000 dolara karşılık gelir arkadaşlar. Bu 6.000 doları da Y yılında satmış arkadaşlar. Y yılında dolar 6,4'müş. O zaman bu 6.000 ile 6,4'ü çarptığımızda 38.400 TL'ye karşılık gelecek arkadaşlar. Ve bu parayla da Y yılında euro almıştır diyor arkadaşlar. Bakın euro Y yılında 7,5 lira. O zaman ne yapacağız? Bu 38.400'ü 7,5'a böleceğiz. Bu da bakın 38.400 bunu 75 çarpı şuraya onu yukarı atalım arkadaşlar. Bakın 5'e böldüğümüzde burası 15, buradan 2 gelecek. Şurada 38.400'ü 15'e bölersek arkadaşlar bir an bölünmeyecek gibi geliyor ama bölünecek. Buradan da bakın 2560 gelecek. Burada da bir 2 çarpanımız vardı. Bu da arkadaşlar 5120 euroya karşılık gelecek arkadaşlar. Onur Bey diyor başlangıçta euro alsaydı. Bakın başlangıçta 30.000 TL'si vardı. X yılında euro ne kadardı? 6 TL'ydi. 30.000'i 6'ya bölersek bu 5.000 euro demekti. Şimdi 5120 eurosu var arkadaşlar. Başlangıçta yapsaydı demek ki aradaki fark ne? 120 euro zararda olacaktı. Yani doğru cevap adam.